This is a short introduction to Saussure, structural linguistics, and its central concepts. Ferdinand de Saussure was a Swiss linguist credited with founding the field of structural linguistics, a radical new theory of language as a structured system. His influential work, A Course in General Linguistics, and linguistic objects, be they words, Bismillahirrahmanirrahim. Saat 20 dakika geçiyor buçuğu. 10 dakika daha ilerler bu hafta. Yarım saat geç oluyor. Pazartesi itibaren 18.30'da başlayalım. Namaz dersten sonra rahat yetişir. Bu hafta da yine böyle devam etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Syntax, nahi üzerine iki seminer verdim. Syntax, dar anlamıyla dil bilimin cümleye tahsis edilen kelimelerin ve kaynaştırıcı diğer dil yapılarının belli bir düzen içerisinde nasıl inşa edildiği, bina yapıldığını inceleyen disiplinin adıydı. Ama dil bilimin incelemiş olduğu nesnelerin en kapsamlısı cümle olduğu için cümle bilgisi, syntax, söz dizimi aynı zamanda dil bilgisi manasında da kullanılabiliyordu. Nitekim nahi, ilmi nahi, söz dizimi demekken aynı zamanda dil bilim manasına Arapçada geliyordu. Modern dil bilimde yani linguistikte de benzer bir durum varsayılabilir. Varsayılabilir diyorum. Çünkü modern yani 20. yüzyılın dil bilimlerinde sentaksı merkeze alan, ona daha fazla ağırlık veren akımlar söz konusu edilirse bu kabul edilebilir. Ama sentaksa o kadar ağırlıklı yer vermeyen başka eğilimler, akımlar da var. Onlar nazar itibarı aldığı zaman syntax yine dil bilimin bir alt dalı olarak cümleye mahsus bir şeyden ibaret alana çekilecek. Son olarak syntaxla bağlantılı bugün ve yarın iki önemli akımı konu edileceğim. Bir tanesi Ferdinand de Saussure, Fransız, İsviçre, Fransız kökenli bir isim. Onunla irtibatlı anılan yapısalcı dil bilim. Tabii yapısalcılık kelimesi birçok sosyal bilimde karşımıza çıkar. Psikolojide yapısal akımlar vardır, sosyal yapısal akımlar vardır. Her biri aynen dil bilimde olduğu gibi söz dizimi, sentaksla iştigal etmek. Biri ruhu, diğeri toplumu dizi biçiminde ayrıştırıyor. Oluşmuş olduğu unsurlardan bir bütünü inşa ediyor. Parçaları bir araya getiriyor, toplumu ortaya çıkarıyor. Ruhu bir araya getiriyor parçalarının. İnsan kimliğini teşrih ediyor. Bu anlamda yapısalcı psikolojiden, yapısalcı sosyolojiden bahsedilebilir. Ama ana doğduğu alan dil bilimidir. Bu da Ferdinand de Saussure diye anılan bu adam. Yarın da bu saha dışında üretici dil bilimi diye anılan Noam Chomsky'nin akımı var. İtici o akım, yani son adını almış olduğum akım, yapısalcı akımın yerini daha fazla rağbet görerek almaya başlıyor akademilerde. O sahaya kayan akademisyenler daha fazla gözüküyor arkadaşlar. Evet, hem biyografi üzerine de gireceğiz, hem okulun devam ettiği resimlerden 5 okul var. Beni şehirlerle beraber anlıyorlar, onlara temas edeceğim. Hem bizim bu dersleri verme gerekçemizin neliğini unutmaksızın, onunla irtibatlı asıl önemli cümlelerimizi yeri geldiğinde belirtmeye çalışacağız. Tabii gittikçe son senelere daha da fazla yapmaya başladım. Biyografik ağırlıklı işlemeye, konu ağırlıklı olmanın ötesinde. Bu da olacak bir şeydi zaten benim. Tabii gelişimde bakıldığı takdirde. Kur'an-ı Kerim dışında bütün dalların, alanların, her şeyin tarih içinde şekillendiğini söz konusu ediyoruz. Kur'an'ı sadece Muhammed Aleyhisselam'ın eseri olarak telakki etmediği için böyle telakki eden ilahiyatçılarımız da var. Çok şükür demeyelim ama bir başka yere yerleştiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ü kıssa anlatımlarına yer vermiş. Ama burada masal anlatmıyor. Kıssa içerisinde yine temel konularını anlatıyor. Akidesini anlatıyor. İnsani işler anlatıyor. Emir yasaklardan bahsediyor. Ama her birini bir dizin içine, tarihsel bir akış içerisine yerleştiriyor. Bu hem öğrenme, yani formal pedagojik açısından da daha anlamlı önerebilir. Hem de
bilime bildirdiğiniz anlam açısından daha anlamlı görüyorum. Hem daha anlaşılabilirliğini daha da iyi sağladığını düşünüyorum, akılda kalıcılığını. Evet, bu konuyu da aynı şekilde yapalım. Dil bilimi yapan asıl zaman dilimi 1500'ler sonrası tüm dünya ve Avrupa için önemli. Ayrıntılarına girmedim ama klasik dönemler Hint'ten başlayarak verdikten sonra 5-6 tane 1500-1600-1700'lerde modern dil bilim hazırlayan akımlardan falan bahsetmiştim. Port Royal vesaire gibi isimleri hatırlarsanız dokümanlarda elde dolaşacak zaten. Ama asıl bugünkü linguistik dediğimiz filolojiden ayrışan, gramerden ayrışan Ferdinand Saussure'un ve Noam Chomsky'nin inşa ettikleri alan değil bu, bir ara alan. Dil bilim 1500'ler sonrasında dilin sadece sözcük ve gramerden ya da sözcük ile gramerden ibaret olmadığını fark etti. Bu dönemde dil sadece yazıya geçirilen işaretler olarak bakılmadı. Özellikle Avrupa'da 1900'lerde bir takım dil okullarının açılmasını sağlayacak girişimler oldu. Ekolleşmesi ise 1900'lerin ortasından sonra bugüne kadar geçen süreçte şekillenmiş oluyor. De Saussure, böyle okunuyor Fransızcam, yok okuttum internette. Dili sosyal bir olgu olarak değerlendirdi. Yapısalcılık terimi onun tarafından kullanılan bir terim değil. Daha sonra bu okulun içinden çıkan, onu geliştiren yeni akımlar bu kelimeyi structuralism inşa etti ve kullandılar. Kendisi bu çalışmalarına sosyolojizm diyor. Sosyolojizmdeki sosyolojiden bahsetmiyoruz ama dilin toplumsal bir olgu olduğunu söylüyor. Bundan dolayı sosyolojizm dilde toplumsallık vurgusu. Dil konuşma içerisinde, diyalektik içerisinde oluşuyor diyor. O dili bir sistem olarak değerlendiren ilk kişidir. Sistem olarak da kastımız disiplin. Yani klasik dönemlere gittiğimiz gibi biz de öyle yapıyoruz. Bilimlerin aleti, girişi, başlangıcı olarak dilden bahsettik, dil bilimden. Ama linguistik, gramerde ve filolojide olduğu gibi dili bilimlere araç olarak görmüyor, dilin kendisini bilim olarak, sistem olarak görüyor. Yani kimya nasıl bir bilimse, dil bilim de böylesi bir bilimdir. Böyle inşa ediyorsun. Bunu böyle inşa eden modern zamanlarda dil bilimi araçsal yerde değil, amaç olarak bir sistem olarak değerlendiren isimlerin en başta geleni bu de sözü. Çağdaş dil bilim ekolleri Avrupa kültüründe ortaya çıktı. Linguistiği kastediyorum. Ekol oluşturma genelde bir araştırmacının araştırma metotlarını takip etme ya da yeni bir akımı uygulama tarzında karşımıza çıkar. Dil bilim okulları, belki vaktimiz yetmez, atlayarak geçeyim. Yapısalcılık bunun aksine dili eş zamanlı incelemeye önem verdi. Arş zamanlı inceleme daha fazla etimolojiye bizi kaydırıyordu. Dilin tarih içerisinde şekillenen dil inceleme, kelime inceleme vesaire dediğim zaman tarihiyle beraber konu etmekteydi. Yapısalcılık ise dili bir bilim olarak inşa ederken eş zamanlı, yani onu tam da işte sentakstan ibaret görme noktasına getirdim. Dil demek, kelimeler demek, kelimeleri birbirine bağlayan harçlar demek, konuşma içinde ortaya çıkan bağlam demek. Yapısına dili çözüyorsunuz. Hangi yapı taşlarından oluştuğu, yapısal, eş zamanlı, işin içinde tarih yok. Yani bu yöntem. Dünyanın pek çok bölgesinde yapısalcı dile yaklaşan okullar açılmaya başlandı. Bunların üç tanesi, iki tane daha var, onu da anlatacağım ama yakın zamanda olan Prag, yani Çek, Kopenhag, yani Danimarka ve Amerikan okulları. Prag ve Kopenhag okulları daha çok yazılı diller üzerinde, Avrupa menşeli okullar çalışmışlar. Amerikan okulunun ayrı bir okul olarak anmayı doğuran gerekçesi, sözlü dillere, sözlü dili yapısal çözümlemeye, sentaksına indirgemeye emek vermişler. Burada da yok etmeye başladıkları eski Amerikan halklarının dillerini araştırma öznesi yapmışlar. Hayvanları hayvanat bahçesine yerleştirdiğiniz gibi artık yok ettiğiniz uygarlığında sözlü dil olarak son kalan örnekleri bunu bir cevher gibi yapışarak bunu işlemişler, değerlendirmişler. 1857-1913 arası 56 yıllık bir ömür. Ne sözüyor? Evet,
adamın yoğun bir dil öğrenme kabiliyeti, yeteneği var. Bunları da çok erken ve küçük yaştan itibaren değerlendirme şansı ve imkanı bulmuş. Dolayısıyla bu yoğun dil bilgisi, mukayesesi, karşılaştırması içerisinde linguistik olarak adlandırılan, bir bilim olarak ele alınan dil bilimi kurmuş bu şahıs. Tanınmış doğa bilimcisi, bir aileden geldiğini, babası, dedesi vesaire bu sahada alınan isimlenmiş eserleri bulunuyormuş. 26 Kasım İsviçre, Cenevre'de doğuyor ve Cenevre'de vefat ediyor. Ama doğduğu ve vefat ettiği şehir arasında Leipzig'de, Berlin'de, Paris'te üniversite hayatı, doktor hayatı, gezmeleri, tozmaları var. Bunların hepsi bildiği diller, aynı zamanda ülkelerinde de bulunmuş. Erken yaşlarda dil bilimi çalışmalarına bir filolog ve aile dostu olan bir adam tarafından yöneltilmiş. 15 yaşında Fransızca, Almanca, İngilizce, Latince dillerine Yunanca eklemiş. 15 yaşında 5 dile sahip olmuş bu şahıs. Genel bir dil sistemi oluşturmaya çaba sarf etti. Aile dostu filolog Piketty'nin tüm dillerin kökünde 2 ya da 3 temel ünsüzden oluşan bir sistem bulduğunu, yani 20 yaşların altında 5 dil öğreniyor, filolog olan aile yakınına bir temel tezinden bahsediyor, iddiasından. Bütün dillerin kökünde 2 ya da 3 temel ünsüzden oluşan bir sistem olduğunu, sezdiğini, gördüğünü söylüyor. Diller üstüne deneme adlı böyle bir makale yazıyor. Kaynaklar diyor ki Pitet bu gencecik çabanın aşırı indirgemeci özelliğine gülümsedi ve geçti. Daha okuldayken Sanskritçe öğrenmeye başladı. Bu filoloğun himayesinde öğrendiğinin cesareti de kırılmadı. Yani pek anlam vermese de buna kılavuzluk etmeyi sürdürüyor. Sanskritçe 6. dil olarak bunu eklemiş. Bu tabii son öğrendiği, daha önceki öğrendiği, konuştuğu dillerin yapısal çözümlemesinde rol oynayacak. Dil bilimini de kökten değiştirecek klasik dönemden. Çünkü Hint-Avrupa dili dediğimiz Hititçe ile olan akrabalıklar, dil aile ve kökleri bu müşterek alan çalışmalarında bir şeyler keşfediyor. Bunları paylaşacağız. 1875'te 57 doğumluydu. Genel Üniversitesi'ne girdi. Tabi aile kendisi gibi doğa bilimlerinde eğitim görsün diye zorluyorlar onların isteğiyle. Fizik ve kimya öğrencisi olarak kayıt yaptırmakla birlikte Yunan ve Latin dil bilgisi derslerine de giriyordu üniversitenin. Bu deneyim onu mesleğinin dil incelemesi konusunda olacağına inandırdı. Yalnızca profesyonel bir dil derneğine, Paris Dil Bilimi Derneği'ne katılmakla kalmayıp, Cenevre'de ilk yılını büyük ölçüde boşa gittiğini düşünerek, Hint-Avrupa dillerini incelemek için Leipzig Üniversitesi'ne yollaması için ailesini ikna etmiş. 17-18 yaşlarında bir yılda heba olarak görüyor. 5 tane 6 dil öğrenmişsin, yeteneğin orada bir şeklini belli, ailenin baskısı anlamlı gözükmüyor. Ve kabul ettiriyorlar. Böylelikle İsviçre'den Almanya'ya, Doğu Almanya'ya, Leipzig'e, Avrupa'nın en iyi dil okulu oradaymış. Geçiyor. 1876-80 arası 4 yıl Leipzig Üniversitesi'nde genç gramercilerin yanında eğitim gördü. Onun için şanslı bir eğitim yeri olduğunu söylüyorlar. Genç Dil Tarihçileri Okulu'nun yeni dil bilgilerinin merkezi, yani dil bilimde de yeni araçlar içinde bulunan bir dizi kendisi gibi insan, arkadaş çevresi buluyor. İlk kez kendi zekasını bu meraklar arasında deneme, test etme, anlaşılır bir vasatta konuşabilme şansı yakalamış oluyor. Bir öğretmene dikkat çekiyorlar, Brookman diye. Saussure'un birkaç yıl önce öne sürdüğü aile yakınına, Piket'e. Fakat ünlü dilcilerin varsayımlarına karşı düştüğünden vazgeçtiği, yeni sil, nazal, sonans, yasası denen şeyi bulduğunda kendi yeteneklerine inancını daha da kuvvetlendirdi diyor. Ve 20 yaş altında bir makale yayınlıyor. Yani doktora tezi olsaydı doktora tezi olurdu. Daha sonra başarı alanı yapacak. Burundan hecelenenler. Bu isimli bir makale. 2 yıl, 21 yaşında. 1878'de çığır açıcı bir makale olarak görülmüş. Ve bu yaştan itibaren dil bilim okullarında bu sahayla ilgilenen kişilerin nazarında
şöhret bulmuş, dikkat çekmiş. Neymiş bundan heyecanlananlar meselesi? Leipzig öğrencisinin bu yazısından ötürü çoğu Hint-Avrupa dil bilimcisi, Hint-Avrupa dilinin ilk evrelerinde, yani Hintlilerin kullandığı Sanskritçe ile Avrupalıların kullandığı dillerin atası olan dil varsayıyorsunuz. Orada ne A ne de O sesinin olmadığını, E ya da A, I, O, bunların tabii transkriptlerine, fonetik alfabeye bakmak lazım nasıl seslendirildiğine, kani oldu. Bunu da gırtlak yapısının etkilediğini söyledi. Hint bölgesi, Avrupa bölgesi, arada Hitit girecek. Onu da göreceğiz. Ölümden sonra Hitit yazısı keşfediliyor. Dönüşümünde coğrafya etkisi ve gırtlak mahvetine olan değişme bir yapı, dilinin kelimelerinde değişme vesaire böyle bir kuram. Kadim Hintçe'deki belirgin görüngüleri bir bilimsel sistem içinde açıklayabilmek için gırtlak harfleri keşfetti. İlk başta sadece birkaç araştırmacı onun fikrini takip etti, diğerleri bir kenara bırakmışlar. Berlin'de bir dönem başka bir dil bilimcinin yanında yine Hint-Avrupa dilleri üzerinde merakını derinleştirmeye, bu konuyu bilenlere yani ders almaya çaba sarf ediyor. Şu gırtlak sesleri Hint-Avrupa dilinin ortak dili olduğunu varsaydı iddiasını yazdığı makalenin çözümlemesi fazla şey kaçar burada, ağır kaçar. Leipzig'te doktorasını yazdım. Döndüğünde bir profesör ona incelemenin yazarı İsviçreli büyük dil bilimci Sössür'üyle uzak yakın bir akrabalı olmadığını sordu. Genç yaşta bir çocuk gelmiş. O şöhretini duymuş, öyle gelmiş. İsim olunca Sössür Almanya'yı kendine yakın bulmamış. Olmalı ki Sanskritçe'de tamamı tanlayan durumunun yani sentaksla alakalı isim, fiil tamlaması alarak kullanım üzerine yazdığı Latince bir eserle ödüllendirildiği doktora tezinin savunmasından hemen sonra Paris'e döndü. Doktora tezini de ne yapmış demek ki? Latince yazmış. Latince yazmış olduğu eserde Latince ve Hintçe arasındaki akrabalık, tanlayan sistemlerin benzerlikleri bunların müşterek ortak kökler üzerinde. Epey derin olan bir çalışma. Fransa'ya daha oldukça başarılı bir dönem başlıyor. 10 yıl kalmış. 81-91 arasında. Yine önemli bir dil okulunda dersler veriyor. Sanskrit dili üzerine, Gotik üzerine, eski yüksek Almanca öğretiyor. 1887'den sonra öğrettiklerine genel olarak Hint-Avrupa filolojisini kapsayacak bir şekilde genişleterek vermeye başlıyor. Yine Paris'te bir dil cemiyetinde etkin olan genç Fransız dil bilimcileriyle düşüncelerini tartıştırıp olgunlaştırıyor Leipzig'te olduğu gibi. 10 yıllık bir dönem Paris. 91'de bitiyor Paris dönemi. İsviçre, Cenova. Buradan profesörlük teklifi alıyor ve oraya dönüyor. Daha az öğrencisi var ama daha kendini burada rahat hissettiğini söylüyorlar. Bu arada evlenmiş, iki tane de çocuk sahibi olmuş. Bundan sonraki hayatı 40'lı yıllar sonrası. Asıl kendisine şöhrete kavuşturan dil bilimsel eserleri henüz yazılmış bir durumda değil. Şurada bir yakınıyla olan, daha sonra öğrencisi olacak olan Antoniette ile bir mektuplaşması var. Onu da geçeyim. Şu kitaplar, Sassoon'un 1906 ile 1911 arasında 5 yıl süreyle Cenevre'de emekli olduktan sonra ekstra genel dil bilimi dersleri verdiği davet edildiğinde verdiği dersler. Bu 5 yıl içinde verdiği bu dersler lingüistin dil bilimin kurucu metinler olarak kabul ediliyor. Ve bunlar da kendisi üniversiteden mezun olduktan sonra yani veriyor bu dersleri. Kitap olarak da basılmıyor. Ölümünden sonra toplanıyor. Bunlar ders notları. Ders notlarının öğrencilerin tuttuğu notlar. Ölümünden sonra disiplin olduğu halde dönüşüyor bu metinler. Genova Üniversitesi ona genel dil bilimi öğretme görevi verdi. Şu yıllar arası ama 1-2-3 dönem vermiş. 1907'de vermiş, 8-9 arasında vermiş, 10-11 arasında 3 dönem dil bilimi dersleri takdim etmiş. Genova'da kendisi kurucusu olarak kabul edildiği modern dil bilime, lingüistiğe daha fazla adamıştı filan diyorlar. Evet, dil bilimde 3 önemli kavramsallaştırması var. İnsanların konuşmasını ifade eden language, soyut kurallar sistemini ifade eden langue ve konuşmayı ifade eden parole denen bir kavramlar.
Bunların izahları okunabilir notlarımızda. 1912 yazında rahatsızlanıyor ve bir yıl sonra da 56 yaşındayken vefat etmiş. Yazdığı makaleler doktora tezleri dışında basılmış olan bir kitabı kendi sağlığında mevcut değil. Ölümden sonra bu ders notları kitaplaştırılmış. Hemen bir yıl sonra, 13'te ölmüş, 14'ten sonra akademik çevre dışında daha büyük bir çevrede duyulacak gelişmeler oluyor hayatında. Saussure olan ilgi Türkiye'de bundan yaklaşık 100 yıl önce, 1917'de, Saussure'un ölümünden 4 yıl sonra Çorum, Alacahöyük'te bulunan kerpiç bir tahtanın keşfedilmesiyle arttı. Yazı Hititçe'ydi. Heyecanın iki sebebi vardı. Bu levha bugüne kadar kaydedilen en eski Hint Avrupa diline tanıklık ediyordu. En eski metinler M.Ö. 1700'lere iniyor. İkincisi ise bu heyecanın Hitit dili Saussure'un kuramını tasdik ediyordu. Yani 1700 M.Ö. bugünden 3700 seviyesine gidiyorsunuz. M.Ö. 1700'lerden elimize ulaşan Avrupa'dan bir yazı yok. En erken yazılar Yunan yazıları. O da 400 yıllar. Yukarısı zaten hiç yok baktığım zaman. Dolayısıyla böyle bir metin, çok eski bir metin, muazzam bir kıymet arz ediyor. Ve bunun önerilerini de uygun şekillerin, yok dediği harflerin yokluğu, var dedikleri varlığı, müşterilediği şeyler burada gözlemlenmiş oluyor. Hemen bir iki sene sonra kendisini görmemiş olduğu şekilde bu kuvvetli hale geliyor. Bütün tenkitleri geri alıyorlar. Daha sonra işte karşılaştırmalı dillerde falan göreceğimiz üzere dil ailesi olarak Hint-Avrupa dil ailesinden bir kategori icat ediliyor. Avrupa dili ayrı, Hint dili ayrı değil. İkisi bileşik bir kökten gelen dil haline dönüşüyor. Ve coğrafya çok uzak olmasına rağmen ve ben merkezci Avrupa kendi Hintlerle beraber ortak hata içerisinde dilden dolayı buluyor. Yani Darwinist antropolojiyi ayrıştırırken dil bilim insanlığı birleştiriyor. Böyle bir çatışma durumu ortaya çıkıyor. İkincisi Hitit dili Saussure'un kuramını tasdik ediyor. Polonyalı dil bilimci, o da 78'de yaşamış, Hitit dilinde Hint-Avrupa diline özgü kelimeler keşfetti. Bu kelimeler Saussure'un ortaya koyduğu H sesini içinde bulundurmaktaydı. Bugün Hint-Avrupa dil bilimcilerinin çoğu gırtlak harfleri kuramını kabul ediyorlar. Saussure'un ölümünden bir yıl sonra, bu 1917'ydi şeyin bulunması, 1914'te Hrozny bu noktada Hint-Avrupa dili olarak belirlenen Hititçe'yi çözümledi. Yazının okunması tabii sadece telaffuz okunması değil, anlam olarak da çözülen bir dil. Derdil çözülmüyor geçen. Türkçe'den bahsetmiştik hala. Çözülemeyen metinler. Saussure'un kendi ses kas sayılarını yeniden yapılandırdığı bazı durumlarda Polonyalı dil bilimci ve Slav dilleri araştırmacısı başka bir adam Hititçe'yi bu anlamda laringeal, gırtlak dillerinden saydı. Bu gırtlak üzerine yazdığı 21 yaşındaki makalesi vardı. Evet, kendisi yapısalcı değil, bu çalışmalarına sosyologizm diyor. Dilde toplumcu kuran, yani dil toplumsal ilişki içerisinde doğuyor. Akımın orijinali de bu. Kendisinden sonra iki önemli ayağı olmuş bu okulun. Biri Cenevre kenti, diğeri Paris kenti. İkisi de ders verdiği öğrencilere bulunan yerler. Bunlar çalışmalarını sürdürüyorlar. Saussure'un öğrencileri Cenevre'de şu iki isim. Şeşe daha çok sentaks üzerine, söz dizim üzerine bizim ana temamız olan bu dersi yerleştirdiğimiz yer dili açısından söylersek çalışmış. Diğer öğrenci ise roman dil üzerinde çalışmış. Yani edebiyat türü roman değil, Romence'nin roman dil üzerinde çalışmış. Diğer öğrencisi ve asıl ardılı olan isim Antonio Meillet de, yukarıda okumadığım uzun mektupta ona yazılan bir mektuptu. Ve onlar da Paris yapısalcı dil bilimi, eş zamanlı, metin çözümlemeli, sentaks ağırlıklı dil bilimi üzerinde eserler vermişler. Kıyaslamalı dil teorileri diye de anılıyor Paris Dil Okulu. Çünkü kendisi kıyaslamalar yöntemiyle bunu teorilerini, dillerin üstündeki büyük dile ulaşma çabalarını sergilemişti. Ona göre kelimenin anlam genişliği öğrencisini kastediyoruz veya darlığı kelimenin kullanıldığı toplumun genişliğiyle doğru orantılıdır.
Kelime geniş bir sosyal toplulukta kullanılırsa anlam genişlemesine uğrar. Eğer durum tam tersi olursa anlam daralması meydana gelir. Bunu bir deneyelim mi? Şuradan siliyorduk. Nerede sizce? Bu Anton Meillet, Paris'teki merkezi öğrencisi, onun sayısız öğrencileri sayesinde Saussure'in 4 yıl boyunca bilimsel çalışma yaptığı memleketi Leipzig, dünya genelinde en önemli Hint-Avrupa dilleri öğrenilen yer haline geldi diyor. Bu iki okuldan sonra Saussure 1950'lerden sonra yapısalcılık adıyla bu ismi kullanmaya başlamış oldu evre. Saussure'un düşünce etrafında 3 ayrı kentte dil bilimciler yoğunlaşmış. Biri Çekoslovakya'da, diğeri Danimarka'da, diğeri de Amerika'da. Prag, Kopenhag ve Amerika okulları adlandırılıyor. Çek bölgesinde şu gördüğün isimlerin hepsi Saussure'un bu 1906-1911 yıllar arasında yazdığı genel dil bilim dersleri kitabı esinli o teoride yola çıkarak dil incelemelerini incelemişler. Teori zenginleştirmişler. Ve bu okul yapısalcı dil bilimin en meşhur, en kalıcı dergisini çıkartmış. Bunların çıkarttığı dergi Çekoslovakya'daki dil bilim dergisi dünya literatürüne önemli sayıda bu yapısalcı dil bilim çözümlemeci eserleri kazandırmış. Diğer bu okul da biraz da yukarısında Danimarka, Avrupa açısından söylersek orada da adları gözüken şu isimler çalışmışlar. Tarih çok yanlış. Bakayım ona kaynağı. Bunların da kurdukları bir dernek var. Diğerlerinin dergisi meşhurdu. Bu dernek. Yapısalcılık tabiri yerine, yani Avrupa'da structuralism dedikleri, bunlar da başka bir kelime kullanmışlar. Glossematik diyorlar bu okula. Yani yapısalcı. Gloss da yine dil anlamına gelen Yunanca'daki kelimelerden bir tanesi. Yani gramatik bir şey ama. Yani yeni isim işte denemeleri yapıyorlar. Neymiş bu okul? Dil araştırma geleneklerine karşı çıktılar. Tamamen gelenekten kopuk kendi araştırma yöntemlerini ortaya koydular. Okulun dil bilim tarihinde önemsenme nedeni evrensel dil bilim kolunun doğmasına neden oldu. İlk defa sistem olarak dillerin tek bir yerden geldiğini ve evrensel bilginin olabileceği görüşünü ortaya attılar. Evrensel dil geriye doğru da götürebiliyoruz biliyorsunuz ve ileriye doğru da götürebiliyorsunuz. İleriye doğru götürdüğünde küresel dil dediğim dile dönüşüyle konuşacağız. Ve son olarak Amerika Yapısalcı Okulu özetlemede geçmişti ama unutulmuş olabilir. Bunlarsa yazılı dil üzerinde değil, yapısal çözülemeyi yazıya geçmemiş diller üzerinde arama imkanını fark etmişler. Kaybolmadan bu yerler demişler. Bizim için iyi malzeme. Bunu bir öğrenelim bunlardan. Yazısı olmayan bir dil. Bu yapısalcılık okuluna doğrudan sayıları giderek azalan Kızılderililerin dillerini öğrenme isteği girdi. Kurucular arasında bir dilci ve antropolog olan Frans Boas da var. Frans Boas, yani antropoloji ile ilgili genel düşünce tarihinde felsefeden kopan disiplinlerde adı vardı ama işlemedik antropoloji, psikoloji, sosyoloji falan araştırmıştım. Onun önemli kurucusunda bir tanesi. Amerikan Dilcilik Okulu'nu daha geç kuruldu. 1900'lerin ilk yarısı. Okuluna bağlı dernekler. Bunlar da kendilerine hiçbiri görüldüğü gibi yapısalcı adını direkt olarak kullanmıyorlar. Yani biri glossaism yanlıyor. Bunlar da İngilizce to describe fiilinden descriptivism olarak adlandırmışlar. Tasvircilik, tasvir. Yani dilde olan ney vaka olarak biz resmini çekiyoruz. Yok olmaya giden bir dili yazıya dökerek onun yapısal çözümlemesi yapıyoruz. Böyle bir mantıkla. Avrupa ile Amerika dil biliminin amaçları uyuşmadı. Tasvir etme isteği Avrupa'da yazı diller üzerindeydi. Kızılderili dili sözlü bir dildir. Yazıya geçmemiş, Avrupa yazıya geçmiş dilleri inceleyerek kurallar geliştirdi. İki dil bilim anlayışı böylelikle çatıştı. Amerika kendi kurallarını geliştirdi. Boas başarılı teknikler kullanarak ilk kez sözlü dilleri incelemiş oldu.
Bu tabii Amerika'yla sınırlı kalmış bir hadise değil. Daha sonra bu tür sözlü dilleri yoğun şekilde Avrupa üzerinde işlediler. Avrupa'daki Zenci, Orta ve Güney Afrika'daki dilleri yine yok olmaya mahkum. Yazılı şeyleri görülmeyen diller. Üstelik bunları yazılı dile Avrupa dil bilimcileri geçirdiler. Bu dillere alfabe icat ettiler. Ayrışırlar, akrabalıklar icat ettiler. Yani dili yaratmak demek, ulusu da yaratmak demek. Kim kimle akrabadır, kim kime düşmandır. Bu ayrımda sınırları, coğrafyayı, getirenlerle çizdikleri gibi bilimsel yöntemler çizerek Avrupa uluslarını, Avrupa dillerini, Avrupa, Afrika pardon, yazısını Amerikalılar, Amerika okulunun sözlü yapısalcı dil bilgi tercümesi tırnak içinde yarattı, üretti diyebiliriz. Ne vermiş olduk bugün? Sentaksı dil bilimde ana alan olarak gören modern dil bilimi bu mihver üzerinde inşa eden Fransız dil bilimi de sözlü açtığı çığır, bu çığırın içinden doğmuş olan erken ve geç okullar, sözlü ve yazılı dil çözümleme mantıkları ve diğerleri. Evet, artık dil bilim araçsal bilimler içerisinde klasik dönemde görüldüğü gibi çoğunlukla görülmüyor. Yeni doğan 1900'lerdeki sosyolojik psikoloji nasıl felsefeden korkmuşlarsa, felsefenin girişi olan dil bilimi de felsefenin girişi olmaktan koptu dillerin ötesinde başlı başına bir inceleme nesnesi haline dönüştü. Biz bilimler tasnifinde klasik olan tasnifi kullanarak dil bilimlerinin birinci alanda ve giriş bilim olarak değerlendiriyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim var olan her bir olguyu bir ayet olarak ele alır ve inceleme nesnesi yapar. Dolayısıyla Kur'an güneşe ayet dediği gibi dile de ayettir başlı başına. O nedir mahiye diye sorup mahiyetini anlamaya çaba sarf ettiğinizde onunla alakalı şeylere isimler vermeye başladığınızda, isimleri tanımlamaya girdiğinizde insan kendi melekelerini ortaya koyar. Bu ortaya bir malumat genişlemesi ortaya çıkar. Genişleyen malumat insanın hem kuyusu olur, zindanı olur, onu cahilleştirir bir yerde. Hem bütün içinde yeri fark ettiğinde onu entegre olacak şekilde inşa ettiğinde parça parça dokunmuş olur. Yani ilahi o oluşları seyretmiş, zikretmiş, tesbih etmiş olur. Oradan da başka bir şey ortaya çıkar. Dil bilimin ve dil incelemelerinin insanlık tarihi hiçbir döneminde olmadığı kadar geliştiği ve bütün dillerin aşağı yukarı dünyada bugün duyması, işitme imkanım var. Yazılan seslerini görme imkanım var. Allah'ın yarattığım dediği çeşitliliğin müşahedeli bir ortamda. Ve bunun üzerinde ilk derslerde konu ettiğimiz onlarca yönlendirici metinlerin bulunmuş olduğu yerde bu sahayı inceleme sahası dışında Müslümanların görmemesi, unutması olacak bir şey değil. Genel bir bilim. Çalışmıyor olan bir insan bilginin hakkında nerede durduğunu bilebilmeli. Bunun bir anlamını çözebilmeli deriz. Evet, sentaks konusu da bu bakımdan önemliydi. Kurucusu hala hayatta olan bir ismi yarın konuşacağım. Onun okulu olan Noam Chomsky'ye. Geceniz hayırlı olsun. Yani gırtlaksal harflerden bahsetmek daha doğru. Yani bütün harfler gırtlakla alakalı değil ama içinde gırtlaktan ses bulan harflerin de bulunduğu dillere, gırtlak dillere diyorsun. O anlamda evet. Türkçe değil mesela. Evet. Ama tek bir kriter kullanmıyorsun. Bir sürü kriter var ya. İşte beşinci grup okul evrensel.